Hepimizin bildiği bir isim Pierre Loti. Programımızın bu kısmında ölümünün 100. yıl dönümünde Türk dostu İstanbul sevdalısı Pierre Loti'ye genç bir bakış gerçekleştiren sergiyle baş başa bırakacağız sizleri. Serginin küratörü Atilla Güllü ve genç sanatçılar Hediye Begüm Tatar ve Yüksel Dal'la gerçekleştirdiğimiz röportajla devam edecek yayınımız. 30 Nisan'a kadar gezilip görülebilecek Fransız kültürdeki sergiyi izleyelim. Sertaç Darcan'ın özel röportajı Serhat Çelik'in görüntüleriyle ekranlarınızda. Merhaba, Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz. Çok özel bir sergideyiz bu akşam. 100 yıl sonra Pierre Loti'ye genç bir bakış sergisindeyiz. Konuğum küratör Atilla Güllü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz efendim. Türk dostu Pierre Loti. Evet. Neler söylemek istersiniz? Enteresan. Söylediğiniz gibi Türk dostu ama aslında kendisi insanlık dostu. Bir deniz subayı olan Julien Vieux, daha sonra resim yaparak başlamış. Julien Vieux bir deniz subayı olarak resim yaparak başlamış sanatsal hayatına. Fakat daha sonra Aziyade romanıyla yazın dünyasına dahil olmuş ve şöhretini bir yazar olarak yapmış. Birçok ülke gezmiş deniz subayı olarak. 20 yaşından itibaren, 1850'de doğmuş, 20 yaşından itibaren denizlerde dolaşmaya başlamış. Amerika, Avustralya, Afrika, Orta Doğu, Avrupa, İskandinav, her yeri gezmiş. Paskalya Adası, Tahiti, Türkiye'ye doğramış. Ve tüm bu gezdiği ülkelerden en fazla Türkiye'den çok hoşlanmış. Ve burada kalmaya bayağı da zaman geçirmiş, çok gelmiş, 6 kere gelmiş. İlk önce az kalmış, sonra uzun süreler zannediyorum 1,5-2 yıl kadar kaldığı olmuş. Ve bunca ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kalması çok enteresan bir durum tabii, böylesine hani daha ilk gittiği bir yerde genç bir insanın hayran olması anlaşılabilir. Fakat bir sürü yeri gördükten sonra seçmesi daha anlamlı geliyor. Demek ki çok kendine özgü bir sıcaklık buldu. Ve tabii burada bir hem insanlar tarafından karşılanışı ve kucaklanışı hem de tabii bir aşkı bulmasıyla da ilgili zannediyorum. Ama daha çok onu burada tutan o zamanki modern dünyanın temsilcisi tabii kendisi Paris'ten geliyor. İşte Fransa'dan geliyor. Burada inanılmaz tradisyonel ve geleneksel bir toplum buluyor. Ve kendisine çok ilgi gösteren bir toplum buluyor. Ve bunu kucaklıyor. Dolayısıyla bu Türk dostu konusu böyle doğuyor. Pierre Loti'ye genç bir bakış, evet, sergisi. Öncelikle bunun hikayesini sizden öğrenelim. Tabii. Nasıl bir projeden çıkmakta? Şöyle,
Pierre Loti 1850'de doğmuş ve 1923'te vefat etmiş. 1923'te tabii vefat edince bu yıl 100. yıl dönümü oluyor. Ve böylesine sevgi dolu bir sanatçı olunca Fransız kültürdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, özellikle direktör Bayan Sophie Gautier bu projeden söz etti. Ben de genç sanatçılarla çalışan bir sergi yapımcısıyım. Genç sanatçıları son derece önemsiyorum. Onların resimsel üretimini çok beğeniyorum, çok destekliyorum ve özellikle çok çalışan, yılmadan çalışan o genç arkadaşları bulup çıkarmaya ve ben genç değilim işte, yaşım belli. Belli bir yıllara, 30 yıla dayanan bir sanat geçmişim var. Benim bu geçmişimi, bağlantılarımı ve deneyimimi genç sanatçılar için kullanmak benim hayatımı daha anlamlı kılıyor ve beni de çok heyecanlandırıyor. Bu arada kimse duymasın ama beni de daha genç yapıyor. Gençsiniz. Onun altını çizelim. Peki neden Pierre Loti? Bayan Sophie Gautier'e de bu proje söz konusu olduğunda dedim ki dedim ben genç sanatçılarla çalışıyorum. Gelin dedim. Ve bu birlikte bir toplantıda ortaya çıktı. Genç sanatçılarla bu fikri oluşturup Pierre Loti'yi görsel anlamda anmak iyi bir fikir olur mu dedik. Ve herkes bu fikri çok beğendi. Ben zaten genç sanatçılarla çalıştığım için genç sanatçılara da Pierre Loti'yi biraz hatırlatmış olduk dolayısıyla. Çünkü 100 yıl sonra durup dururken hani Pierre Loti'yi düşünmelerini nasıl sağlayacaktık? Bu konuyu vererek, bu konuyla ilgili onlarla konuşarak, tartışarak ve Pierre Loti'nin temsil ettiği bazı kavramları da damıtarak genç sanatçılarla ilişki kurdum. Ve Pierre Loti temalı ama Pierre Loti'nin sanatının temsil ettiği temalarla ilgili bir sergiyi ortaya çıkarmış olduk. Dolayısıyla biz bir anıyoruz, bir homaj dediğimiz saygı gösteriyoruz. Pierre Loti'yi 100. yılında nasıl anabiliriz? İşte görsellerle, bir resim üretimiyle anabiliriz. Ayrıca bunun bir nedeni de var. Çünkü Pierre Loti sanat hayatına çizimlerle ve desenlerle başlayan bir resim sanatçısı. Bunu ben azıcık biliyordum ama araştırmaya başlayınca Pierre Loti ile bu ortaya çıktı. Kendisi ilk önce bir ressam olan kız kardeşinden daha çocuk yaşlarında resim dersleri almış. Daha sonra donanmaya katılmak için çok sıkı imtihanlar nedeniyle Paris'te resim dersleri almış. Dolayısıyla inanılmaz bir resimde yeteneği olunca bir resim sanatçısı olarak tüm gezilerde resimlerini yapmış, desenler yapmış, resimler yapmış. Hatta dünyanın birçok yerini dolaştığı için yaptığı bu desenler ve desenlerden üretilen gravürler o zamanın en ünlü dergilerinde yayınlanmış. Yani bugünün Time'ı veya Newsweek'i gibi Observatör veya birkaç tane en önde gelen Paris'te çıkan o dergilerde kapak olarak veya iç hikayelerde onun gönderdiği desenlerden gravür yapılarak ve ismi de kote edilerek bir tür muhabirlik yapmış yani. Dolayısıyla sonra yazar olmuş. Ama yazarlığında da görsellik son derece gibi. Yazılarını okuyorsunuz, ilk romanı Aziyade'dir. İstanbul'da geçer. Ve o Aziyade'yi okuduğunuzda kelimelerle resim yapıyor. O zaman anlıyorsunuz. İmgesel. Yani meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi resim sanatında kazandığı gözlem, keskin gözlem gücü olabilir. Dolayısıyla biz sergiyi de bu kavramlar üzerinden kurguladık. Yani ilk önce modernite ve gelenekselliğin karşılaşması. Ondan sonra imgenin gücü. Ondan sonra merak, tecessüs. Hatta
Biraz böyle mahreme de giren yani tecessüsle bakma, hani onun argo bir takım deyimleri vardır. Artık onları burada söylemeyeyim ama bayağı böyle merakla tecessüs, mütecessis diyelim. Son derece mütecessis. Dolayısıyla bu kavramlardan bir tanesi. Başka bir kavram hayran olmak. Böyle her şeye hayranlıkla bakıyor. Yani bizim çok alışkanlığı, ne bileyim, belki de bir simitçi geçiyordur oradan veya Eyüp Camisi'nin o köşelerine. Biz alışkanlıkla bakıyoruz. O hayran oluyor. Tabii o sanatçı ruhunun onda yansıması var. Dolayısıyla bu hayranlık hissi ve en son olarak da oryantalizm karşıtı gerçeklerden yola çıkarak bir fikre değil de bina edilmiş oryantalizm fikri değil, gerçeklerden yola çıkarak sanatını üretmesi son derece enteresan. Bir de ana akıma karşı çıkma yetisi. Demin söylediğim, işte Fransız olmasına rağmen savaştığı Türkleri tutuyor, işte Türkiye'yi tutuyor ondan sonra. Dolayısıyla akıntıya karşı da kürek çekiyor. Bu kavramlar üzerinden sanatçıları düşünmeye ve iş üretmeye davet ettik. Ortaya böyle bir sergi çıktı. Bu genç yetenekler neler kattı hem size hem sergiye? Bu tabii ben çok çeşitlilik görüyorum bir kere ve o özgürlüğü iyi kullandıklarını düşünüyorum. Ve görsel sanatlardaki sanatçıların Pierre Loti ve o kavramları, ki 21. yüzyıl kavramları bunlar, 21. yüzyıl kavram bağlamında o kavramları düşünmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla enteresan, çeşitli, düşünülmeyen, sürpriz dolu eserler çıktığını düşünüyorum. Pierre Loti, Fransız Kültür Merkezi. Evet. Doğru adres. Evet, kesinlikle. Dün akşam da çok özel bir açılış oldu. Ben de burada yer aldım. Güzel bir ilgi vardı. Haklısınız. Siz nasıl tepkiler aldınız ilk etapta? Çok olağanüstü, çok olumlu. İnsanlara tabii biz güzel bir görsellik dünyası sunmaya çalışıyoruz. Bu biz görsel sanatlar alanındayız. Sergiler, görsel işler. Ama görselliğin önemi çok güçlü. Çünkü günümüzü, özellikle 21. yüzyılı düşünürsek, belki de her şey görsellik. Ama görselliğin bir anlamı var. Gözlerin arkasında en önemli organımız yatıyor, beyin. Dolayısıyla imgenin gücü geçen yüzyıllarda da çok güçlüydü. Fakat imgenin gücü ve iyi imgenin gücü 21. yüzyılda daha da arttı. Dolayısıyla bu imgeselliğin, bu zenginliğin, bu varyasyonun ve çeşitliliğin ve bu yaratıcılığın, yaratıcı endüstrinin desteklenmesi bağlamında bu görselliğin güzel bir minik örnek olduğunu düşünüyorum. Görselliğin öneminin altını çiziyorum. Pierre Loti anlamında da, bağlamında da zaten demin söylediğim gibi kendisi ressam, fakat imgelerle yazıyor gerçekten. Dolayısıyla imgenin hayatımızdaki öneminin çok güçlü olduğunu tekrar burada da vurgulamak isterim. İmge çok önemli. Özellikle imgenin estetiği de çok çok önemli. Belki o imge ve estetik imge hayatımızda birçok şeyi etkiliyor olabilir. Seçimlerimizi etkiliyor olabilir. Ki o seçimler iyiden, güzelden, doğrudan, adilden yana olsun. Bambaşka ve özel bir sergi oldu. Zaten ünlü bir yazar ve ressamla birlikte zaten bütünleşmiş durumda. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Özel sergi için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Dostları, arkadaşları, sanatla ilgilenenleri ve ilgilenmeyenleri bu güzel ortama, burası küçük, mütevazi, sevimli bir ortam. Fransız kültür hoş bir ortam. Bir Fransız-Türk dostluğu bağlamında yine dostluğu, güzelliği, insanlığı, bir arada olmayı, ayrımcısızlığı,
birleşmeyi, ilişki kurmayı, olumluluğu ve dayanışmayı simgeleyen bir minik bir sergi yaptığımızı düşünüyorum. Zamanımızda bu kavramlara da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu minik sergi insanların içinde bu söylediğim olumlu kavramlar bağlamında ufak bir ışık yaratırsa biz çok mutlu olduk ve sanatçılarımız da sanıyorum çok mutlu olduk demektir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sergisine devam ediyoruz. Sanatçı Hediye Begüm Tatar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok güzel bir sergideyiz. Genç bir bakış aslında baktığımızda. Siz de genç bir sanatçısınız. Buluşmanız nasıl gerçekleşti? Buluşmamız Atilla Hoca sayesinde gerçekleşti. Atilla Hoca tam bir kolektör genç sanatçı konusunda. Bence bütün genç sanatçılara şöyle bir baktığımızda hepsinin tadı, dokunuşu ve gözlemi çok farklı. Ben çok memnun kaldım bu buluşmadan. Çok da hoşuma gitti. Herkes çok farklı yönlerden Pierre Loti'nin farklı dokunuşlarını gözlemlemiş ve onları betimlemiş. Ve herkesin üslubu çok farklı. Bu da benim çok hoşuma gitti genel olarak böyle sentez olması. Hani motomot ve tek düze değil de çok çeşitli olması çok güzel bir buluşma. Bu projede yer aldığınızda heyecanlandığınızı farkındayım ama nasıl bir oluşum gerçekleşti düşüncelerinizde? Nasıl bir eser hemen bir yer aldı hayalinizde? Hemen bir vision canlanmadı. Biraz araştırma yapmak istedim açıkçası. Ben genelde sürreal tarzda çalışıyorum. Gerçek ötesi mekanlar üretiyorum. Master tezimin konusu da bu aslında. Gerçek ötesi mekanlarda zaman ve aidiyet. Dolayısıyla biraz zamansız eserler oluyor aslında baktığınızda. Ve Pierre Loti de bir yandan 100 yıl sonra Pierre Loti'yi eleştirirken ve onu hani betimlemeye çalışırken biraz zamansız olmasına özen gösterdim açıkçası. Atilla Hoca ile görüşmelerimizde akıntıya karşı kürek çekmek kavramını söylemişti Atilla Hoca ve ben onu biraz açıkçası deşince daha farklı bir yerden suyla beraber sonuçta Pierre Loti aynı zamanda denizci, aynı zamanda ressam, aynı zamanda yazar. Ben biraz bunları kendi üslubumla harmanlayarak genel olarak su teması üzerinden gittim. Birazcık ikisini harmanlayıp kullandım. Bu içeriği biraz daha açabilirsek, tabii ki. Siz kaç eserle katıldınız ve bu eserlerde tam anlamıyla ne anlattınız? Tabii ki açayım. Ben bir üçleme yaptım aslında. Üç eser birbiriyle paslaşıyor ve aslında bir eser olarak düşünebiliriz. Bu da şöyle, asıl temada, ana metinde su üzerinden gittim. Suyun ben çok güçlü bir element olduğunu düşünüyorum ve çok da bağlayıcı bence. Denizci olması benim çok ilgimi çekti. Aynı zamanda yazar olması ve ben fantastik karakterler üreten bir sanatçıyım. Dolayısıyla da Pierre Loti'yi bir mürekkep balığıyla eşleştirdim. Ve kendinden mürekkepli denizci ortaya çıktı ilk başta. Hem kendinden mürekkep üretip hem de suyla haşır neşir olan bir canlıyla bağdaştırdım kendisini. Daha sonrasında da akıntıya karşı kürek çekmeyi yani suyu hareket halinde kullanmayı tercih ederek bir bağlamda buluşturmaya çalıştım. Ve eserlerin ilk en başta duran, en solda duran kısımda Pierre Loti'nin portresi daha eskizvariyken en sonunda farklı parçaların birleşimiyle, farklı tatlarla, dokunuşlarla birleşerek bir portre oluşturuyor. En sağdaki eser aslında en bitmiş olan diyebilirim.
Onda da kendi üslubumla yorumladım açıkçası. Ben farklı tarzda üslupları aynı resimde kullanmayı çok hoşuma giden bir sanatçıyım. Bunu da şöyle açıklayabilirim. İlk başta kolajlardan yola çıkarak üretimimi yapmaya başladım. Ve sonra bunları akrilik boyayla nasıl bu tadı yakalayabilirim ve kolaj etkisini veren resimler nasıl yapabilirim sorguluyorum aslında. Ve bunları zamansız parçalanmış kısımları birleştirerek o kolaj etkisini yaratıyorum. Sergilendikten ve açılışla itibariyle nasıl dönüşler aldınız? Ben çok tatlı dönüşler aldım aslında ve anlaşılmak da çok hoşuma gitti. Ve yaş standardı hem yaşlı hem gençti. Bu da benim çok hoşuma gitti. Özellikle hani böyle genelleme algılar vardır. Benim resimlerim işte çok sürreal ve anlaşılmaz gibi düşünülen bir kaygı oluyor genelde. Tam tersine çok böyle yaşlı kesimden çok büyük bir ilgi gördüm. Bu benim çok hoşuma gitti. Genç çocuklarla haşır neşir oldum. Dokunuşlar çok iyiydi bence. Ve sohbetlerim de çok geliştiriciydi. Bana tatlı dönüşler oldu hepsi. Bunlar güzel heyecanlar ve hayatınızda, sanat hayatınızda güzel gelişmeler aslında baktığımızda ve birer referans anlamına geliyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz sanatseverler için, sergiye gelmek isteyenler için? Sanatseverler için lütfen sanatı ve sanatçıyı takip etmeyi bırakmayalım. Bence sanatın çok kurtarıcı ve şifacı bir tarafı var her dönem için. Onu beslemek çok önemli çünkü sanat toplumda gerçekten özgür düşünce alanı ve herkesi kucaklayan bir yerde. Bunu kaybetmemek çok önemli bir şey. Pierluti sergisine devam ediyoruz. Son konuğum genç sanatçılarımızdan Yüksel Dal bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl bir buluşma gerçekleşti sergiyle birlikte? Bence hiç bilmediğim bir küratör, daha doğrusu bir alanın içerisinde var olmak benim için öncelikle çok güzel bir olgu oldu. Çünkü daha öncesinde İstanbul'daki küratörlerle, sanatçılarla çalışma pratiğim gerçekleşti. Yurt dışında birkaç tane fuar ve sergiyle ilgili iletişim ve pratiğim gerçekleşti. Ama bunun dışında İstanbul'un periferisinde ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum ve çok da güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Son derece ilgili ve son derece alanın en iyi ilerinden bence küratörle çalıştığımı düşünüyorum şu anda da. Ve diğer sanatçıların da işlerini en inceledikten sonra şu an çok iyi bir kolektifin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok iyi, anlamlı oldu. Siz Pierluti'ye genç bir bakış olarak nasıl katkı sağladınız? Nasıl bir eser ve kaç eserden aslında baktığımızda oluşmakta ve siz içeriği nasıl belirlediniz? Şöyle ki aslında benim sergiye katkımdan çok sevgili küratör Atilla Bey'in ve Pierluti'nin bana katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha önce üzerine pek araştırma yapmadığım bir isimdi. Ve daha sonra araştırma yaptıkça ki nelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğinde, kimlerle ilişkiler sürdürdüğüm döneminde öğrendikçe, yani derinlemesine araştırma yaptıkça daha da ilgi çekici hale gelmeye başladı benim için. Çünkü doğayla olan kurduğu ilişkileri, insanla kurduğu ilişkileri, diplomatik ilişkiler bence bu bağlamda son derece etkili ve vurgulu olduğunu söyleyebilirim. Bu da benim çalışmalarımda aslında bazı son dönem özellikle
farklı. 3 tane çalışmam var bu arada işte yer alıyor. Buradaki bazı alanlarda bir portal da hani söz konusu. Bence bu portaldan bazı açılan yerlerde Pierre Loti ile kurulan bağlantılara küçük bir refere verilebilir diye düşünüyorum. Siz eserlerinizde neler anlattınız? Benim burada 3 tane işim var ve 2 seriden oluşuyor toplam. İlk seri 2018'de Mixer'de ki keza Mixer'le çalışma pratiğimiz oldukça kuvvetli bir ilişkilerimiz var ve ilk 2018-2019 Aralık Ocak ayında ilk kişisel sergimden bir çalışma Nergis Abiyeva'nın küratörlüğünde gerçekleşmişti Mixer'de ve Çatışka serisi, Antinomi serisi, cadılar, büyücüler, krallar, köleler, tacirler ve o, yani tüm toplumsal karakterlerin aslında zihnimde bir tezahürleri gibi bilinç akışıyla gerçekleşen çizginin kendi akışı. Diğer serimde yazın Basel İsviçre'de gerçekleştirdiğim bir Art Residency programında oluşmaya başladı. Burada da Face to Face serisi, Evre Uzayı. Bu da Edward Lorenz Çeker'inden ve Timothy Morton'ın Dünyanın Sonundan Sonra Felsefe ve Ekoloji kitabı ile bağlantılı bir ilişki kurmuştu. Face to Face, Evre Uzayı burada aslında hipernesneler, yani iklim, ekoloji, nükleer silahlar, görelilik teorisi, evrim, işte wormhole'lar, yani solucan delikleri, bunun gibi bütün hipernesne diyebileceğimiz tüm hani oluşumlar ve olgulara iz düşümü gerçekleşiyor. Bunlar da benim zihnimde fizik mimari ve zihin mimari olarak görünümlerini ifade ediyor diyebiliriz. Farklı bir boyutta bir çalışmalarınız var. Pierre Loti ile nasıl buluşturdunuz? Nasıl bir bağdaşlama oldu? Pierre Loti ile şöyle ki ilk başta da bahsettiğim üzere bu portallar da var. İçerisinde hipernesneler de var. Doğada bunun bir parçası elbette. Ve Pierre Loti'nin de doğaya olan aşkı, insana olan aşkı ve bu daha doğrusu aslında tamamıyla doğa diyebiliriz burada benim için onu da gördüğüm parçayı. Çünkü doğa manzara üzerine bir sürü çizimleri var, eskizleri var ki hani bunun birçok çoğunu internette göremediğimiz işler de var. Bugün Atilla Bey'in getirdiği bir kitap vardı işte Pierre Loti üzerine. Orada birçok işlerin de yeniden bakma şansım ve hatta bazı bilmediklerimi de görme şansım oldu. Daha çok doğayı olan özlemini burada vurgu yapan işlerdi, çizimlerdi. Bunlar hızlı karalamalar da diyebiliriz bu arada. Benim de o doğayla olan kurduğum hani ilişki, insan dışında özellikle insandan sonra doğa ve insandan önce doğa tezahürleri, bunlara o Pierre Loti'nin de bir bakışı ve bugünden o güne, o günden bugüne bir portal açma ve oraya dahil olma, o dahil oradaki süreçten de buraya bir atıf yapma gibi değerlendirilebilir kurduğum ilişkiyi. Genç bir sanatçısınız. Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz. Fransa ve Pierre Loti. Evet. Ne anlatıyor size? Benim için aslında Fransa ile olan bağ yine yazın gerçekleşmeye başladı. Lyon Biennale ile birlikte. Orada Saint Barthélemy ve Tilly Ferrah'ın Magnifico Fragility üzerine yaptığı Biennale'de benim orada biraz daha Fransa'ya olan ilişkim ve nasıl bakış açım değişti. Çünkü başta dile karşı, kültüre karşı olan bakış dıştandı. Tamamıyla işte Fransızca kendine özgü bir kapı bir sistem, her şeyi dışlayan bir alan gibi görünüyordu. Ama daha sonra insanlarla, mimariyle olan süreci yakından bakınca, sanata bakınca buradaki alanla da daha yani Türk olma özelliğiyle ve buradaki insanlıkla birlikte daha aşınışır, yani daha ikili bağlamlar kurduğunu gördüm. Ben de bu serginin bu iki ülke arasında yani güçlü bir, özellikle 100. yılına özel bir bağ kurduğunu düşünüyorum açıkçası. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak hem Atilla Bey'e hem size ve buradaki sanatçı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmamıza vesile olan herkesin özellikle. Bence 100. yılında özel Pierre Loti'nin böyle bir ikili bir diplomatik ve sanat kültür anlamındaki bir ilişki daha da nicelerine kapı açabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Thank you.
işte Balding'in o sözünü de unutmamak gerekiyor. Devamlı üretim ya da devamlı büyüme gibi, pardon, büyüme gibi bir kavram söz konusu olamaz. Bu doğanın mekanizmalarına aykırı, döngülerine aykırı. Evet. Sakince dönen bir sistem var dünyada. Bütün canlılara zaten gerçekten çok yüksek oranda yok olmalarına sebep olmuşuz. İklim değişikliği bunun bir anda drastik bir şekilde olması anlamına gelecektir. Dediğim gibi bunu hesap edebilen hiç kimse olamaz. Mümkün değil. İkincil etkilerini bile hesap edemiyorlar. Bunun üçüncül, dördüncül etkileri ne olur kimse bilemez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu bir iklim değişikliği konusundaki başlangıç programımız olsun. Yine açarız bu konuyu. Her zaman olduğu gibi çok geniş bir pencereden bakabilmemizi sağladınız konuya. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kısa bir ara.